Bak ne buldum. Eski aile albümümüz. Eskileri yad edelim biraz. Sıkılır mısın? Yok hayır sıkılmam. Aksine çok sevinirim. Hadi koy onu da. Gel şöyle. Şunlara bak. Cihan'la Baran. Oy kurban olduklarım. Dağ gibi adam oldular şimdi. Maşallah. Çok tatlılarmış sahiden. Oy ne tatlılardı bir bilsen. Biri sarı civciv, biri kara civciv. Şu bahçelerde koşturup dururlardı. Peki hangisi daha yaramaz? Yaramazlık deyince Cihan'dan sorulur. Mavi boncuğum benim. Ateş saçardı gözleri. Fırtına gibi koştururdu ortalıkta. Ağaç tepelerinden inmezdi hiç kerata. Başına bir şey gelecek diye yüreğimiz ağzımızdaydı hep. Bak bu da Baran'ım. Nasıl akıllı, nasıl uslu. Hiç ona çekmemiş bizim ufaklık. Ay bir de kravatı var. Çok tatlı. Tabii ciddi çocuktu benim evladım. Ne yapsın? Küçücük yaşta aldı babasının sorumluluğunu omuzlarına. Cihan'a da babalık yaptı hem. Cihan öyle yapma. Cihan böyle yapma. Bıraksaydı da çocuk şöyle rahat rahat koştursaydı. Kardeşine ayrı düşkündür benim Baran'ım. Ama merhameti bir tek ona değil, herkese, her canlıya. Bak buranın çocukları bayılır kuş avlamaya. Ben de aralarına karışsın, beraber oynasınlar diye ona da bir sapan yaptım. Bir kere eline alıp da kuş vurmadı. Gitmedi kuş vurmaya. Sen ona gönül koyma kızım. Evliliğini zani oldu. Kimse sormadı hiç sana. Zor, çok zor. Seni en iyi ben anlarım. Belki ilk zamanlarda kırmıştır da. Ama herkes için en iyisi olsun diye uğraşmıştır. Yoksa incitmez benim Baran'ım kimseyi. Bilirim ben onun yüreğini. Ben onun ne kadar merhametli olduğunu biliyorum. Kan damlasını engellemek için yaptı ne yaptıysa. Çok zor şeyler yaşadık. Ama ne olursa olsun abimin hayatını ona borçluyum. Kutu kutu bense, elmamı yerse, arkadaşım yağmur arkasını dönse. Bakayım kuşum, uy kurban olurum sana. Kutu kutu bense, elmamı yerse. Ne yaptın koçum, bulabildin mi annesini? Yok Şevriyem. Ben neredeyse üç mahalleyi karış karış gezdim. Bakmadığım yer kalmadı ama nafile. Hmm. Yani Yağmur'u tanıyan kimse yok. Fotoğrafını bile gösterdim ama. Yok işte. Yani senin anlayacağın kızcağız tanıyan, bilen eden hiç kimse yok. Karşılaşmadım. Hay Allah ya. Ne yapacağız bak biz şimdi. Hı? Ya acaba diyorum çocuk yanlış mı hatırlıyor? Ha? Ne alakası var Cevdet? Aklı başında çocuk yani. Cin gibi maşallah. Kutu kutu pense. Yani ben diyorum ki yani belki başka bir şey vardır bilmediği, hatırlamadığı. Devri abla hadi sıra geliyor.
Geliyorum kızım, geliyorum. Sen kaçırma sıramı bak ha. İyi hadi kocam, yatağa sonra konuşuruz. Buluruz bir şekilde annesini, sen merak etme. Kutu kutu pense, elmamı yerse. Rahat mısın kızım? Gayet rahatım. Çok teşekkür ederim. Maşallah size. Kaderiniz bana benzeyecek diye yüreğime oturmuştu ilk duyduğumda. Ama sizi böyle görünce içime su serpildi vallahi. Kader de veriyordu haberlerinizi ufak ufak. Çok iyi anlaşıyorlar diye ama... böyle kendi gözümle görünce daha bir ferahladım. Kin, öfke, gönül gözüne perde indirir. Gözünün önündeki iyiliği, güzelliği göstermez insana. Ama siz garezi, nefreti atmışsınız bir kenara. İyi de yapmışsınız. Aferin size çocuklar. Baran'ımı ilk defa böyle gördüm ben. Gözlerinin içi gülüyor maşallah. Sen de öyle kızım. Güne bakan çiçeği gibi Baran'ımı gördün mü aydınlanıyorsun. Şükredin birbirinize kavuştuğunuz için. Kolay bir nimet sanmayın bu yaşadığımızı. Kaybetmemek için de canla başla sevin birbirinizi. Senin oğlan 9 canlı çıktı abi. Vallahi en son bizim şiar sıkacaktı kafasına da. Ondan da yırttı. Verilmiş sadakası varmış. Ne o? Üzüldün mü sen? Oğlunu koruyamadın diye mi üzüldün? Yapma abi. Gözünü seveyim. Yüklenme kendine bu kadar. Senin elinden ne gelir ki? Bu ellerde. Abi. Hakikat ya. Ne oldu o iş? Elleri kolları diyorum. Hani bir zamanlar parmaklarını oynatıyor, bir şeyler falan yapıyordu. Ha? Eline, koluna sahip çık. Bak, Baran o şiar denen beceriksizden kaçar da. Benden kolay kolay kaçamaz ha. İstesem onu da bir günde gönderirim anasının yanına. Bilirsin, yaparım. Neyse,
Bu kadar muhabbet yeter. Hadi bana eyvallah. Sağlıcakla kal.